Fatih'den Ankara'ya doğru yürüyen araç önce yavaşladı. Sağa yanaştı, durdu. Görenler arızadan sanırdı. Hayır, aşktandı. Evet, aşktan. Gülsüm'ün çok iyi bildiği bir aşktı bu. Bayrağımıza aşıktı Yakup diyor. Yol kenarında nazlı nazlı salınan bayrağı görünce bu bayrakla da fotoğrafımı çek dedi. Nereden bileyim bu son fotoğrafımız olacakmış. Aklına Düden şelalesinin çağaltısı düştü o anda. Günler öncesiydi. Köpüklü suların arasında hayıflanmıştı. Gülsüm demişti, Gülsüm, cennette bu kadar güzel midir sahi? Şaşkınca cevaplamıştı Gülsüm, canım hiç güzel olmaz mı? Burada su akıyorsa orada bal akar, orada süt akar, orada kevser akar. Gideriz değil mi canım? Gideriz değil mi? Avuçlarına Düden'in cümle sularını alıp dua yağmuru diye göğe yağdırdılar. Göl başına dönüyorduk diyor Gülsüm. Yol boyu radyoyu hiç açmadık. Olan bitenden haberimiz yoktu. Sanki bir yere yetişecekmiş gibiydi Yakup. Hem radyoya ne hacet? Türkülerin en güzelini, en güzel söyleyen Yakup'tu zaten. Bir ara elini direksiyona vurdu, bana baktı. Zalımın kızı dedi, zalımın kızı. Ben seni niye bu kadar çok seviyorum ki? Yola bakmıyor, yüzüme bakıyordu. Korktum kaza yapacağız diye. Ben de seni böyle çok sevdiğimdendir dedim. Yola döndü sonra. Sevindi, yüzüne tebessüm doldu. Bu gidişin dönüşü yok mu? Sende hiç merhamet yok mu? Zalımın kızı. Son Ramazan'ında oruç kadar tutulduğu sevdasının gözlerinin içine bakarak konuşmuştu. Bana bir şey olursa gözüm arkada kalmaz. Devlet sana bakar değil mi Gülsüm'üm demişti. Gözlerinde sebepsiz bir endişe vardı. Aşk olsun dedi Gülsüm. Nereden çıktı o sözler? Sen benim yanımda olursun, bana sen bakarsın hem. Meğer dünya orucunun iftarını bekliyordu Yakup. Akşamın ilk saatlerinde girdiler göl başına. Göl değil, güldü sanki. Akşamın kızıl yakamozlarından başka bir şey görmüyordu gözleri. Hıyanetin adı konmamıştı henüz. En güzel türküsünü göl başına saklamıştı Yakup. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar. Herkes sevdiğine yarim böyle mi yanar? Ellerin benimle ne davası var? Bülbülün gül ile har davası var. Kandilin şavkına eve girmişlerdi ki ilk patlama sesi duyuldu. Camlar sarsıldı, kan kırmızısına sarıldı gök. Yeni kurulmuş evde düğün fotoğrafı düştü yere. Yakup fırladı yerinden. Yusuf'un gömleğinin kokusunu almış Yakup gibi uçtu gitti. Son patlamanın gül kızılına koştu. Gülsüm fotoğrafı sonra duvara astı. Artık o fotoğraf dışında hiçbir şeye ellemiyor Gülsüm. Beraber yaptıkları, aldıkları her şey yeni. Her şey canlı. Yakupsuz eskitmekten korkuyor eşyayı. Muradımız gözümüzde kaldı. Hiçbir eşyanın eskimedi diyen eşine gülümsüyor Yakup. Ebedi alemden. Cevap veriyor. Muradımız Allah'ta saklı.
Thank you.